Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımızın ve eşinin sağlık durumları gayet iyi. Sultan Gazi'de Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı. Programda konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Birkaç gün daha konuktan ayrılmadan memleket işlerini takip etmeye devam edecek dedi. Yani sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi. Şimdi ee, yalnız söyledi. müsaade ederseniz yani Buyurun. bir Erzincan damadı olarak da ha aynı zamandan insani olarak da sayın Binali Yıldırım Bey'in bir portresini hakikaten biraz değerlendirmek lazım. Ya evet, Genel Başkan Vekili yani sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de Genel Başkan yardımcısı fakat hiç yanından ayrılmadı. Hep beraberlerdi. Mahalle arkadaşı gibi. İnsan herkese yani sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Binali Yıldırım Bey arkadaşı arkadaşlığı şey nasip yapsın, etsin. nasip etsin. Yani adam ne yanından ayrıldı, ne bir adım ileri gitti, ne bir adım geri geldi, başbakan oldu, bakan oldu. Bütün bu işlerin hepsini yaptı. Şu anda AK Parti'nin tepesinde yani Sayın Erdoğan'dan sonra yardımcılığını yapıyor. Ama e, hakikaten eğer arkadaşlıklar olacaksa, dostluklar olacaksa böyle olsun. Kesinlikle. Binali Bey gibi olsun. İnsan olarak da çok değerli, çok kıymetli hiç kendisini efendim politika evet bir politikacı ciddi bir politikacı çok zeki bir insan bir defa çok zeki kendini politikanın o şehvetine kaptırmadı insanların katliamını kırmadı parti liderlerine ya da başka parti efendim partililere galis ya da uygun olmayan bir dille hitap etmedi beyefendi babacan bir insan tipolojisi e, şey yaptı, çizdi hı hı. ve hakikaten AK Parti'de ağabeylik yapıyor. E, yani bütün partiler, eğer politikacılar bizi dinliyorlarsa, e, derhal Binali Bey gibi ağırbaşlı, metin ve en zamanda beyefendi, sadık bir e, arkadaş edinsinler öncelikle yanı başlarında. Hakikaten her partiye, her lidere Binali Bey gibi bir arkadaş ee, ne olur? Lazım olur. Bize de inşallah nasip olur. Gerçek hayatta, sivil hayatta da. Bize de böyle bir arkadaş evet. inşallah nasip olur. Dek gelir. Ee, evet. Büyük yükünü de alıyor. Maddi manevi. E, Tayyip Bey'in en büyük yükünü, e, yüklerini yüklerinde alan e, Binali Bey. E, AK Partililer de çok seviyor. E, AB gözüyle bakıyor. Yani evet. Türkiye aslında AB gözüyle bakıyor Binali Bey'e. Ama dediğim gibi e, ha bu o, politika yaparken ya da işini yaparken çizgisinden ya da partisinin menfaatlerinden ödün veriyor mu? Değil. Kesinlikle çok zeki birisi partinin ve halkımızın milletimizin menfaatlerini gözünde bulundurarak yoluna devam ediyor. Bu konuda zerre kadar ödün vermiyor. Ve bütün bunları yaparken de kırıcı olmuyor. Çok güzel bir şey. Tam bir lider tipolojisi hı hı. var. E, tipi var. Çünkü e, hem e, şey gırtlağından konuşmuyor, karnından konuşmuyor. Demin de ifade ettiğim gibi kimseyi kırmıyor. Hep böyle liderlik sesiyle e, yani bir e, kafa sesiyle konuşan e, bir tip. Bir de mütebe, müteseb, mütebessim böyle. Güleç yüzlü. E, o da milletin hoşuna gidiyor. Düşünün herkesin somurttuğu, herkesin böyle soğuk baktığı sizin yüzünüze bir adam böyle tebessüm ediyor. <laughs> ya dedim ya e, Fatma Girik, e, Nur içinde Yatsın ya. şimdi bana dedi ki ya nasıl bir adam dedi. Yani gazetesi dedi yüz binlerce traj yapıyor. Televizyonu, diziler, programlar herkes Enver Bey diyor patronlara bakıyorum patronların yüzü gülmüyor ama ya. Elmer Bey hep mütevessim hep gülüyor. İnsana güç veriyor şey yapıyor falan diye. Bunu söyleyen bir sanatçı Değil ya mi? Fatma Girik düşünebiliyor musunuz? Evet ya. Yani öyle demişti. O hususiyetine dikkat çekmişti. Amin evet. inşallah Amin. Allah gani gani o rahmet, rahmet etsin.